Cennet bahçelerine uğradığınız zaman meyvelerinden istifade ediniz buyurmuştu. Cennet bahçelerinin neler olduğu sual olundu. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ı zikretmek için teşekkül eden halkalardır buyurdu. İbn-i Ayyad rahimehullah'ın beyanına göre Meşayih Hazeratı zenginlik talebi için imsak ile sabah namazı arasında okunacak bazı zikirleri hadis-i şeriflerden cem etmişlerdir ki bunlardan biri de şu zikirdir. O büyük Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederim. Yaptığı iyilikleri sayan fakat kendisine hiçbir iyilik sayılamayan zatı tesbih ederim. Dilediğini kurtaran fakat kendisinden kimse kurtarılmayan zatı tesbih ederim. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez anlamına gelen La Havle zikri okunarak kendinde güç ve kuvvet vehmetmekten beri olunup ancak kendisine iltica edilen zatı bütün noksanlıklardan tenzih ve tesbih ederim. Ancak kendisine itimat eden kimselerin yüce zatını tesbih etmeleri, yine onun kendilerine bir lütfu olan zatı tesbih ederim. Her şeyin kendisine hamd ile tesbihte bulunduğu zatı tesbih ederim. Seni tesbih ederim, senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği zat! Bana affınla yetiş, şüphesiz ben maddi ve manevi sıkıntılarımdan dolayı çok dertliyim. Estağfurullah 100 kere. Bu zikri okuduktan sonra 100 kere istiğfar eden kişiye 40 gün geçmeden mutlaka dünya imkanları topluca gelecektir. Şeytan, Adem oğlunun kalbine nüfuz için istila eder. Fakat kul kalbiyle Cenab-ı Hakk'ı zikredince ümitsiz olarak geri çekilir. Kul Allah'ı unutur unutmaz hemen kalbini istila ederek vesvese vermeye başlar. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, ''Ey Ademoğlu, sen beni zikrettiğin müddetçe bana şükretmiş olursun. Beni unuttuğun müddetçe hakkımı unutmuş, nankörlük etmiş olursun. Hiçbir cemaat zikrullah için cem olup dağılmadı ki, zikirleri sebebiyle Cenab-ı Hak tarafından af ve mağfiret ile tebşir olunmasınlar. Kendilerine zikrinizden dolayı mağfiret olunmuş olarak kalkınız denilmesin. Allah'ı çok zikreden kimse nifaktan beri olur. Yani kesreti muhabbetinden dolayı Allah'ı çok zikreden ve kalbi zikrullah'tan hiç gafil olmayan kimse münafıklıktan uzak olur. Allah'ı çok zikreden kimseyi Allahu Teala sever. Zikir farz olmayan oruçtan eftaldir. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, bir kul beni zikredeceğinden dolayı kendi ihtiyacını istemeye fırsat bulamazsa, ben ona ihtiyacını istemeden evvel inam ve ihsan ederim. Sana gereken sabretmektir. Çünkü sabır her işin özüdür. Bu dünyada bulunduğun müddetçe ona muhtaçsın. Sabır aynı zamanda yüce ahlaklardan ve büyük faziletlerdendir. Allah-u Teala buyurmuştur ki, ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Yine Hak Teala buyurmuştur ki, sabrettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. Yine Cenab-ı Hak buyurmuştur ki, yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, sabır müminin ordularının emiridir. Hoşlanmadığın bir şeye sabretmekte birçok hayır vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a radıyallahu anhuma yaptığı bir nasihatinde şöyle buyurmuştur.
Bil ki Allah'ın yardımı sabırla birlikte gelir. Kurtuluş sıkıntıyla birlikte gelir. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bil ki saadet Allah'a yakınlığı elde etmeye bağlıdır. Allah'a yakınlığı elde etmek ise ebediyen hakka uyup batıldan kaçmaya bağlıdır. Nefis, tabiatı gereği hakkı sevmemeye ve batıla yönelmeye meyilli yaratılmıştır. Gayesi saadeti elde etmek isteyen kişinin sabra ihtiyacı vardır. Bu bazen nefsi hakka uymaya sevk etmekle, bazen de batıldan sakındırmakla olur. İbadetleri yapmakta sabır. Bu, batinen ibadetlerde ihlas ve kalp huzuruyla elde edilir. Zahiren ise ibadetlere sarılarak, devam ederek, ibadete zindelikle başlayarak ve onu meşru yolla yaparak elde edilir. Bu sabra, Allah'ın yapılan ibadetlere, dünya ve ahirette vaat ettiği sevapları hatırlamak sevk eder. Kim ki bu şekilde sabra sarılırsa, Allah'a yakın olma, kurt makamına ulaşır. O vakit ibadetlerde tavsif edemeyeceği bir tat, lezzet ve ünsiyet bulur. Böyle bir makamı elde eden kimsenin Allah'tan başka hiç kimseyle huzurlu olmaması gerekir. Günahlardan uzak durmakla sabır. Bu, zahiren günahlardan sakınmak ve günahlara düşürecek yerlerden uzak durmakla elde edilir. Batınen ise günahları düşünmemekle ve onlara hiçbir şekilde yönelmemekle elde edilir. Çünkü günaha düşmenin evveli düşüncedir. Geçmiş günahları hatırlamaya gelince, eğer geçmiş günahları hatırlamakla bir korku ve pişmanlık hasıl oluyorsa bu güzeldir. Yok eğer bir korku ve pişmanlık hasıl olmuyorsa, o vakit bunu terk etmek daha iyidir. Bu sabra Allah'ın işlenen günahlara, dünya ve ahirette vaat ettiği azaplar sevk eder. Kim ki sabra bu şekilde devam ederse, Allah-u Teala ona bütün günahlardan tiksinme nimetini ikram eder. Artık böyle bir kimse için ateşe girmek, en küçük günahı işlemekten bile daha hafif gelir. Allah'ım, bize dünyada da, ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.